Merhabalar ben Tuğçe. Ben Tuğba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu tarifte annem sizlere yaklaşan Ramazan bayramı için çok güzel bir baklava yapacak. Kesinlikle herkes evinde baklava yapabilecek. Dışarıdan almanıza gerek kalmayacak. Şimdi bu videomuzu ayrıntılı bir şekilde izleyin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerle annemi baş başa bırakıyorum. Güzel sunumun için çok teşekkür ederim anneciğim. Tuğçe'ye çok teşekkür ediyorum ve Tuğçe'den de duyduğunuz gibi çok basit herkesin evinde yapabileceği çok kolay açılan baklava hamuru ve baklava tarifi vereceğim sizlere. Lütfen videomu ayrıntılı bir şekilde izleyin. İlk olarak hamurumuzu yoğuracağız. Hamurum için videoda gördüğünüz malzemelerim sırayla gösteriyorum sizlere. Ayrıca açıklama bölümünde de ayrıntılı bir şekilde yazacağım malzeme listemi oraya da bakabilirsiniz şimdi yoğurma kabıma 80 gram tereyağını ekliyorum eğer gram tartınız yoksa dolu dolu 2 yemek kaşığı yeterli olur 1 adet yumurta 1 çay bardağı 110 milimlik zeytinyağı 1 çay bardağı süt 1 su bardağı ılık su 1 yemek kaşığı yoğurt 2 yemek kaşığı da sirkeyi ekliyorum ve sıvı malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Bu arada yoğurt baklavanızın hamurunun daha kolay açılmasını sağlayacaktır. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unumu ekliyorum. Ben yaklaşık olarak 6 6,5 su bardağı un kullandım. Bu arada baklava hamurunuzu yoğururken ununuzun kalitesine dikkat edin lütfen. Özellikle bu baklavalık, böreklik, yufkalık hamurlar, unlar oluyor. Onları kullanırsanız baklava hamurunuz çok daha güzel olacaktır. Ve baklava hamurunun sırrı bence dinlendirmek. Güzel yoğrulan ve güzel dinlendirilen hamurun açılmama gibi bir şeyi yok. Özellikle de benim bu tarifimde eğer hamurunuzu güzel bir şekilde dinlendirirseniz inanın baklavaları kolayca açacaksınız. Ve ben baklavamı zaten üst üste koyarak da açmadım. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Ne çok sert bir hamur ne çok yumuşak bir hamur. Tam orta kıvamlı ele yapışmayan güzel bir hamur yoğuracaksınız. Ve hamurunuz yoğurdukça hamurunuz güzelleşecek. Ben yaklaşık 15-20 dakika hamurumu yoğurdum. Şimdi üzerine bir bezle örteceğim ve 10-15 dakika dinlenmeye bırakacağım. Daha sonra Bezelerimi hazırlayacağım. Ve hamurum dinlendi. Bezelerimi hazırlama kısmına geçebilirim. Baklavanızı yapacağınız zaman bence geceden yatmadan baklava hamurunuzu yoğurun ve bezelerinizi hazırlayıp ertesi gün kolayca baklavanızı yapın. Ben bezelerimi hepsi bir ayarda olması için gram tartısıyla tarttım ve her biri 80 gramlık bezeler ayarladım. Sizlerde de eğer gram tartısı varsa bezelerinizi hepsi aynı büyüklükte olsun isterseniz gram tartısıyla tart bezelerinizi ayarlayabilirsiniz ve bu şekilde çok daha güzel hamurlar açılıyor. Hepsi birbirine denk. Çok güzel bezeleriniz oluyor. Eğer elinin ayarı da böyle tam manasıyla düzgün beze tutarım diye eline güvenenler varsa o şekilde de eliyle tutmak mümkündür. Ama ben bu sefer bir değişiklik olsun diye gram tartısıyla her biri birbirinin denge olan bezeler tuttum. Baklava hamurum zaten o kadar kolay açılacak ki elinizin oklavanızın altında yağ gibi kayıp gidecek yemin olun buna. Özellikle de dinlendirdiğiniz hamur çok güzel, çok kolay bir şekilde açılacak. Baklava hamuru daha önceden hiç açmamışlar bile lütfen benim bu tarifimi denesin, cesaretlendirsin kendini. Çünkü çok şaşıracak. Ben bu kadar baklava açabiliyor muydum diye kendisine şaşıracak. Emin olabilirsiniz buna. Bence benim bu tarifimin hamuru en kolay açılan baklava tarifi hamuru deneyenlerden özellikle videomu buraya kadar izleyenlerden yorum bekliyorum. Videomu beğeniyorsanız bana destek olmayı unutmayın lütfen. Videolarımı paylaşırsanız daha çok kişilere ulaşırız ve kanalım sizler sayesinde daha iyi gelişir. Benim bu ölçülerden tam tamına 16 adet beze çıktı. Şimdi yaklaşık böyle bir kahve fincanı Tabağın büyüklüğü kadarıyla yani bir avuç içinden birazcık daha büyük diyebilirim. Bezelerimi açıp hafif nişastasını çırpıyorum açtıktan sonra. Aralarına buzdolabı poşetini kestim ve o şekilde kaldıracağım. Dolapta bir gün bekleteceğim. Eğer sizin zamanınız yoksa birkaç saat dinlendirdikten sonra da hamurunuzu açmaya başlayabilirsiniz. Ama bir gün dinlendirirseniz çok çok daha iyi hamur elde edeceğinize eminim. Ve şunu da belirteyim. Eğer gece yatmadan önce hamurunuzu yoğurup sabahta kalkıp baklavanızı yapmaya başlarsanız bu da sizin için çok çok kolaylık olur. Ve gördüğünüz gibi buzdolabı poşetlerimi daha önceden kesmiştim ben. Aralarına bu şekilde hamurlarımı koyuyorum. Bir saklama kabına geçireceğim ağzını sıkıca kapatıp buzdolabında beklemeye alacağım. Ve bu şekilde yaptığınız baklava bezelerini buzdolabında 3 gün 4 gün daha bekletebilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Diyelim ki bir tepsi yaptınız. Değişik bir şekil yapmak istiyorsunuz. Kalan bezelerinizle de o şekilde baklavalarınızı yapabilirsiniz. Misafirleriniz geleceğinde taze bir şekilde yapabilirsiniz. 2-3 gün önceden yoğurabilirsiniz hamurunuzu. Benim bu verdiğim hamur tarifinde bezelerinizi üst üste falan koyup açmanıza hiç gerek yok. Hiç korkmayın. Tek tek açın ve mükemmel baklavalar elde edeceksiniz. Emin olun buna. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ve bezelerimi hazırladım. Üzerine de tekrar bir poşet kapattıktan sonra saklama kabımın ağzını sıkıca kapatacağım ve buzdolabına kaldıracağım hamurlarımı. Ve bir gün sonrası hamurlarım tamamen dinlendi. Açmaya hazır. Hamurumu açarken bütün püf noktalarını sizlerle paylaşacağım. Nasıl kolay hamur açılır. Lütfen videomu dikkatli bir şekilde izleyin. Ve hiç hamur açamayanların bile bu hamurla nasıl kolay hamur açabileceğini anlatacağım. Oklavanızla bu şekilde bastırdıktan sonra her defasında uzun kısmın yan tarafından eğri olan ya da hamurunuzun hafif bozulduğu kısımdan hamurunuzu bu oklavanıza dolarsanız isterseniz hamurunuz ilk başta eğri olsun hiç fark etmez. Gittikçe yuvarlanıp tamamen düzgün yuvarlak bir hale gelecek. Bana da dikkat ederseniz muhakkak kenardan hafif eğri olan kısımlardan oklavamı tutturuyorum ki yuvarlaklığını tam olarak ayarlayayım diye. Ve birazcık hızlı olursanız hamurunuz kurumadan kolay bir şekilde açarsınız. İlk olarak bezemi koyduğumda bolca nişasta döküyorum ve daha sonradan hiç nişasta eklemiyorum. Eğer hamurunuzun arasında nişastalar kalırsa bu şekilde o zaman baklavanız sert olur. O yüzden daha sonra da nişasta eklemeyeceğiz kesinlikle. İlk başta açmadan bezenin üzerine bolca nişasta koyarsanız o nişastayla bezeniz açılana kadar tamamen nişasta yetecektir. Ve hamurumun ne kadar ince olduğuna, elinizde hiç parçalanmadığına dikkat edin. Hamurunuzun ortası ve kenarları bile aynı kalınlıkta oluyor. Ve ben küçüklüğümde yaklaşık 15-16 yaşlarımda annem babam dışarıdayken onlara sürpriz yapmak için baklava yapmaya karar vermiştim. Ve bir takvim yaprağından hiç unutmuyorum. Baklava yapmaya çalışmıştım ve takvim yaprağındaki baklava da Yapılışında eğer gazete yaprağı okunuyorsa baklava inceliğiniz tamam demişti. Ben de o yüzden size gösteriyorum. Kitap altında gayet güzel okunabiliyor. Bu incelik bize yeter de artar bile. Hatta benim bu 80 gramlık bezelerime oklavam biraz küçük geldi. Biraz daha büyük oklavam olsaydı çok daha bundan daha da ince açabilirdim. Yani hamur o kadar güzel ve o kadar ince açılabiliyor. Acemilerin bile kolayca açabileceği bir hamur tarifi. Ve hamurumu açtıktan sonra 5 adet bezeler halinde fırın tepsime diziyorum. Ve 5 adet beze tamamlandıktan sonra kenarlarını kesip kenarda kestiğim kısımları da tepsime yerleştiriyorum. 5 adet bezeyi açarken tepsinizi serdiğinizde tepsinizin üzerine bir sofra beziyle kapatırsanız siz diğerini açarken hamurlarınız kurumamış olur. Buna da dikkat edin. Ve kestiğim kenarları görselde gördüğünüz gibi baklavamın üzerine yerleştiriyorum. Her 5 yufkadan sonra ben arasına ceviz serptim. Siz isterseniz tam ortalı yapıp tam ortası orta kısmına da cevizinizi serpebilirsiniz. Ama ben iki parça halinde cevizimi serptim daha önceden de belirttiğim gibi kesinlikle bezeleri üst üste üst üste falan koyarak açmanıza hiç gerek yok. İnanın çok kolay açabileceksiniz. O yüzden kendinizi cesaretlendirin ve bu baklavayı yapmaya başlayın diyorum. Bayramda da misafirlerinizi çok güzel bir baklavayla karşılayın bence. İnanın hiç pişman olmayacaksınız. Deneyenlerden de mutlaka yorum bekliyorum. Ayrıca videomu beğenenlerden, kendi fikri olanlardan yorumunu bekliyorum. Ben ikinci katını da sermeye başladım. Ve yine kenarda kalan parçaları üzerine sereceğim tamamen. Yine kenar parçalarını üzerine yerleştirdim. Ve cevizimi serpiyorum. Benim bu ölçümden tam tamına bir fırın tepsisi baklava çıkıyor. Ve en son baklava hamurumu da ser, serip kenarlarını kestikten sonra ortada kalan düzgün baklava hamurumu tekrar kaldıracağım. Ve kenardaki parçaları yerleştirdikten sonra tekrar ortadan çıkardığım düzgün olan baklava hamurumu o parçaların üzerine serip baklavamı kesmeye başlayacağım. Ve kaldırıyorum kestiğim baklava hamurunu. Kenardaki parçaları düzgün eşit bir şekilde yerleştirdikten sonra diğer baklava hamurunu da üzerine koyup keseceğim. kenara ayırmış olduğum kestiğim üzeri düzgün olan baklavamın hamurunu tekrar tepsimin üzerine koydum. Ve kesmeye başlayacağım birazdan. Baklavanızı keserken çok daha dikkatli olun. Bana göre baklavayı açmaktansa kesmesi çok daha önemli. Ben küçükken bile annem baklavalarını bana kestirirdi. Çok dikkat ederim. Birebir ölçülü olsun isterim ve dibine kadar iyice kesmeniz gerekiyor. Üzerine yağ dökeceğimiz için yağın her yerine eşit miktarda yayılması gerektiğinden dolayı dibine kadar iyice bastıra bastıra kesmeniz lazım. Hatta arada böyle kestiğinizden emin olup bıçağı birkaç kere sürterseniz çok daha iyi olur. Ben bu baklavamı baklava şeklinde kesmek istedim. Adı üzerinde baklava yapıyoruz ve bayram içinde özellikle görsel olarak ben baklava şeklindeki baklavaya bayılıyorum. İlk olarak düz şekilde kestiğim tepsimi şimdi köşesinden çaprazlama kesmeye başlıyorum. daha birçok şekilde kesebilirsiniz. O da sizin arzunuza kalmış. Ama ben bu baklavamı baklava şeklinde kesmeye karar verdim ve baklava şeklinde kesiyorum. İlk kesimi yaptıktan sonra ikinci kesimi biraz daha dikkatli bıçağınızı kaldıra kaldıra sürtmeden keseceksiniz. Ki üzerindeki yapraklar bozulmasın. Ve tamamen kestim. Şimdi baklavamıza dökeceğimiz yağımızı hazırlayacağız. 300 gram tereyağının üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekleyeceğim. Fakat sıvı yağımı eklemeden önce tereyağımı bir güzel eriteceğim ve kaynatacağım. Üzerine biriken köpükleri almanız gerekiyor ki baklavanızın üzerinde tereyağınızın tortuları kalmasın. Eğer tereyağınızın tortusunu dökerseniz baklavanızın üzerinde yanıklıklar oluşur. Kötü bir görüntü olur. Tadında bir değişiklik olmaz ama görseline iyi bir şey katmaz. O yüzden Tereyağınızın köpüğünü iyice alın ve dibinde kalan tortuları da kesinlikle baklavanızın üzerine dökmeyin. Sıvı yağını da ekledikten sonra hafif ilk kaynarlığı çıktıktan sonra yağımızı döküyoruz. Hemen böyle ocaktan alır almaz kaynar bir vaziyette dökmeyin yağınızı. 1-2 dakika kaynarlığı geçsin. Ve baklavanızın biraz daha bombeli olmasını isterseniz bir iki bıçak yardımıyla ya da iki kaşık yardımıyla baklavalarınızı bombeleştirip 170 derecelik fırında iyice kızarana kadar pişirin. Ben biraz da 170 derecede üzerinde iyice kızardı mı? Bir 15-20 dakikada 150 derecelik fırında iyice pişmesini sağlıyorum. Yani sıcaklığını daha sonradan biraz düşürüyorum. Şerbetini baklamamız pişerken şerbetini hazırlıyorum ve 3 su bardağı şekere 3 su bardağından birazcık fazla su ekleyip bir dilim de limon ekleyip şerbetimi kaynamaya bırakacağım. Ve şerbetim yaklaşık 15 dakika kaynadı. Pişen tatlımın üzerine soğuk şerbetimi döküyorum. Fırından yeni çıkardığım baklavalarıma soğuk şerbetimi döküyorum. Yalnız size şunu söylemek istiyorum. Eğer misafirleriniz Geleceği zaman ıslatmak istiyorsanız pişen kuru baklavalarınızı istediğiniz şekilde saklayabilirsiniz. İster derin dondurucuda, isterseniz buzdolabında. Şerbetinizi çok az kaynatıp yiyeceğiniz kadarını bile ıslatıp o şekilde de baklavalarınızı tüketebilirsiniz. Eğer baklavalarınızın biraz daha çıtır çıtır olmasını isterseniz fırından çıkardığınız baklavanızın birazcık soğumasını bekleyip ve oda sıcaklığına getirdiğiniz şerbetinizi dökerseniz o zaman daha çıtır çıtır baklavalar elde edersiniz ben birazcık üstü çıtır altı böyle yine çıtır ama üstü kadar çıtır olmayan baklavayı sevdiğim için bu şekilde ıslatıyorum ve katları tek tek sayılıyor bakın inanın şunu belirteyim ki biz bu baklavanın tadına doyamadık baklavayı yerken aynı çerez gibi bir yem bir daha yemek istiyor bunu belirteyim Tatlısı da her şeyde kıvamında. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın. İyi bayramlar diliyorum.